Mimosa pudica, küstüm çiçeği. Ana vatanı Brezilya olup yazın pembe ve leylak rengi pompon şeklinde açan çiçekleriyle balkon ve bahçelerimizde yetiştirdiğimiz narin çiçekler. Bu bitki yapraklarına dokunulunca hareket ederek birkaç saniye içinde yapraklarını gövdeye doğru yaslar ve adeta küsüp boynunu büker. Eğer dokunmaya devam ederseniz bu kez gövde üzerindeki sivri dikenler ortaya çıkar. Bunu yapan bir böcekse dersini alıp derhal çiçekten uzaklaşır. Bu zarif çiçeklerin turgor basıncının düşmesiyle birlikte hareketlendiğini biliyor muydunuz? Biraz daha açalım. Turgor basıncı bitkiyi harekete geçiren ve yaprak damarlarında dolaşan elektrik akımıdır. Bu elektrik akımı bitki özünün taşındığı kanallarla tepkimeye geçer. Bütün yapraklarının sapıyla birleştiği yer oldukça şişkindir. Burada bulunan hücrelerin içi suyla doludur. Elektrik akımı buralara ulaştığı zaman yaprağın alt yarısının dibindeki içi su dolu hücreler içlerindeki suyu bırakır. Bu su yaprağın üst yarısına taşınır ve yaprak aşağı doğru düşer. Böylece domino etkisi durumu yaşanır. Yapraklar tek tek arka arkaya kapanır. Bütün bunlardan sonra kırılgan bitkimizin hücrelerini yeniden suyla doldurması ve yapraklarını dikleştirmesi gerekir. Bunun için harcanan sürede yaklaşık 20 dakikadır. Güneşli günde dans eden Desmodium giransans bitkisi. Telgraf çiçeği. Bu bitkinin hareket edişi semafor işaretlerini anımsatmaktadır. Yani el kol hareketleri kullanılarak ve ışıkla yapılan işaret haberleşmesi. Telsizin icadına kadar özellikle gemiler arasında görsel yönden haberleşmeye olanak sağlayan sistemdi semafor. Neyse, bu enteresan bitkinin yanda bulunan yaprakları en ufak bir dokunuş, ısı değişimi, titreşim, güneş ışığı gibi etkenlerle harekete geçmektedir. Çalı şekline benzeyen ve Asya kökenli olan bu bitki, jirasyon yani dönüş kelimesinden türemiştir. Bilim insanlarınca yapılan çalışmaya göre bu bitki yapraklarındaki motor hücrelerin şişip ve büzüşmesi sayesinde hareket eder. Yapraklarda su giriş çıkışı oldukça yapraklar biz insanları hayrete düşüren tike benzeyen hareketler gerçekleştirir. Telgraf çiçeği olarak bildiğimiz güneşi görünce adeta dans eden bu hareketli bitkinin yetiştirilmesi çok kolaydır. Sinek kapan bitkisi. Dionaea muscipula. Bu etobur ve gösterişli bitkinin 4 ila 8 yaprağı bulunur. Yaprakları hassas tüylerle kaplıdır. Bu tüyler sayesinde temasa duyarlı hale gelir ve yaprakları kapan görevi görür. Bu tüylere bir böcek bir kez dokunursa yapraklar hemen kapanmaz. Ancak böcek başka bir kıla tekrar dokunursa ya da 20 saniye içinde aynı kıla dokunursa yapraklar kapanır. Bir kapan sadece 3 kez tuzak kurabilir. Bitki yakaladığı böceği salgıladığı bir sıvı sayesinde öldürür. Birkaç hafta sonra kapan tekrar açılır ve avını beklemeye başlar. Bu çiçeği muhtelif sayıda edinmeniz durumunda evinizde böcek savar amaçlı kullanabilirsiniz.